Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz çantayı çalışacağız. Arkadaşlar bunun için raf yep kullanacağım. Boncuk, 3,5 mm tığ, makas ve kuş gözü ve bir çanta sapına ihtiyacımız var. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu malzemeleri de size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Arkadaşlar ben tabanımı ördüm. Tabanın yapımını da anlattım. Sağ üst köşede linkini bırakıyorum. Oradan tabanın yapımını ulaşabileceksiniz. Ölçüleri veriyorum. 38 cm eni. Yükseklikte 12 santim arkadaşlar. Arkadaşlar şu birleştirmeyi bir kez daha gösteriyorum. Ya da bunu duvar çıkacağımız için şöyle yapalım. Şurada arka kanada batıyorum. İlmeğimi de tığıma takıyorum ve ilmeğimi çıkarıp bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve arka kanatlara batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şu bölümü de alarak. Evet, bir sıra bu şekilde örüp geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. İlmeğimi kaydırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Boncuğumu, tığımı geçirdim ve tam dibine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Boncuğumu takıyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Boncuğumun içinden geçiriyorum. Bir tane zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane zincir. Bu sıramızı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şu başlangıç noktasına batıyorum arkadaşlar. İlmeğimi kaydırıp iki tane zincir çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Bir tane zincir. Boncuğu takıyorum şu araya. Bir tane zincir. Evet, bu sıramız da böyle arkadaşlar.
Sıranın sonuna geldim. Birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Şimdi bu sırada sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Sıranın sonuna geldim. Birleştirmeyi yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımı doluyorum. Tam dibine batıyorum. Üçünü bir çekiyorum arkadaşlar, ilmeklerim. İpimi tığımı doluyorum. Sırası gelen sık iğneye batıyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü bir çekiyorum. Çakma sık iğne yapıyoruz. Evet, bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Son noktaya geldim. Başlangıç noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Tam dibine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi bu sırayı sık iğne yaparak örüyoruz. Sıranın sonuna geldim. Başlangıç noktasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Boncuğumu takıyorum tam dibine. Bir tane zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane zincir. Bir tane atlıyorum. Bir tane atlıyorum. Evet arkadaşlar, sıramız yine bu şekilde. Sıranın sonuna geldim. Şurada birleştirmeyi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve dibine batıyorum arkadaşlar. Şimdi yine şurada yaptığımız gibi bir sıra sık iğne yapıyorum. Ve üstündeki sıraya yine bir sıra çakma sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar yapayım, size neler yaptığımı anlatacağım. Gösterecek bir şey yok. Şimdi bunların tekrarını yapacağız. Çantamız böyle bir model.
Sıranın sonuna geldim. Sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Tam dibine batıyorum ve çakma sık iğne yapıyorum. Evet, bu sıramız da böyle. Sıranın sonuna geldim. Başlangıç noktasına batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve arkadaşlar, bu sıramızı da sık iğne yaparak örüyoruz. Sıranın sonuna geldim. Başlangıç noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi yine boncuk koyacağız arkadaşlar. Tam dibine bir tane zincir. Bir tane atlıyoruz. Bir tane zincir. Bir tane alttan sık iğne atlıyoruz. Bir tane alttan atlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu boncuklardan 3 sıra yapacağız. Şurada 2 sıra yaptık, tek sıra yaptık. Şimdi bu sırayı 3 sıra yapacağız. Sonra yine tek sıra yapacağız. Sonra yine 2 sıra boncuk koyarak, tabi aradaki sık iğne ve çakma sık iğneleri de yaparak bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben bunun birleştirmesini yapalım, ikinci sıraya geçelim. Ondan sonra çantanın bitimine kadar öreceğim. Sonra neler yaptığımı size anlatacağım. Arkadaşlar, 1, 2, 3 sıra sık iğne ördüm.
Şöyle tabanını katladım, her zaman yaptığımız gibi. Çantamın ortasını buldum. Sonra çantamı şöyle tam tersi yöne katladım ve yine çantamın ortasını buldum. Sonra arkadaşlar şuraya şöyle sapım geliyor. Sapın ölçüsünü aldım. Bunu da buraya şu ortadaki ilmek belirleyiciden hesap edeceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde böyle buraya yerleştireceğiz. Buralara da delik açacağız. Ölçümüz bu. Şu ortadaki ilmek belirleyiciyi sağ sık iğneleri sayarsınız. Sola da sık iğneleri sayarsınız. Bunu düzgün bir şekilde buraya yerleştirirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben şu ortadakileri çıkartıyorum. Onlara ihtiyacım yok artık. Şu yandaki ilmek belirleyicileri de çıkaralım. İpimiz şurada. Şurada birleştirmeyi yaptım. Tam dibine batıyorum. Ve sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim arkadaşlar. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Belirleyicinin olduğu yere atlıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Örmeye devam ediyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Belirleyiciyi atlıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Evet arkadaşlar örüyorum. Aynen buralarda da aynı şeyi yapacağım. Şimdi bir üst sırada zincirin üstüne nasıl tamamlayacağız onu göstereceğim. Son noktaya batıyorum. Arkadaşlar şimdi şurada 3 tane zincir çekmiştik. Zincirin tam ortasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şuradaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bakın böyle. Buraya şöyle kuş gözü geçireceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde bir kez daha göstereyim. Son noktaya batıyorum. 3 tane zincir çekmiştik. Birinciye değil, ikinciye yani ortadaki zincire batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şuradaki sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Ortada ilmek kaydırıyoruz arkadaşlar. Sık iğne yapmıyoruz. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Bunun üstüne de direkt sık iğne yaparak gideceğiz ama orayı da göstereceğim arkadaşlar. Şurası ilmek kaydırdığım yer, üstüne batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Evet,
Bu sıramızda böyle arkadaşlar. Şimdi bu sırayı öreceğim. Bundan sonra bir sıra daha öreceğim. Sonra ilmek kaydırarak bitireceğiz arkadaşlar çantamızı. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Delik açtıktan sonra 1, 2, 3. sırayı yaptım. Şimdi tığımı buradan geçiriyorum. İlmeğimi takıyorum. Şuradan tığ geçirip ilmeğimi de takıyorum. İpimi biraz sıkılaştırıp ilmeğimi ön tarafa alıyorum ve şöyle sık iğnelerin tepesine batarak ilmek kaydırıyorum. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bir tane sık iğne kala ipimi kesiyorum. Şuradan başlangıç noktasından tığımı bu şekilde geçirdim. Geri dönüyorum. Buradan tığımı geçirip ipimi de şu şekilde. Bakın burada bir tane boşluk bıraktığımız sık iğneyi kendimiz yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi çeviriyorum. İpimi burada saklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir kuş gözü makinem var. Tulumba da deniyor buna. Şimdi ben şu tarafın kuş gözlerini taktım. Bu tarafı da birlikte takalım. Şöyle kuş gözünü alıyorum. Şu deliğin içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bunun da arkasına şöyle taktığımız bir bileziği var arkadaşlar. Şöyle. Bunu böyle koyuyoruz. Şu kolunu aşağı doğru bastırıyorum. Ve böyle takılıyor. Gayet basit bir işlem. Üç tane zincir çekmemizin sebebi bu arkadaşlar. Kuş gözü 3 tane zincir çektiğimiz zaman daha rahat sığıyor. Hani mantıken bir tane sık iğne atlıyorsak bir zincir çekeriz. Ama bu kuş gözlerini rahat oturtturabilmemiz için 3 zincir çok güzel oluyor. Ve kuş gözümüzü taktık. Arkadaşlar bu sapları kullanacağım. Bunları kuş gözü makinesinde kalın olduğu için kuş gözü makinesinde kapatamadım bunu. Bunları da silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle.
Evet arkadaşlar, saplarımı da bu şekilde taktım. Çantamız bitti. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Eniyle, boyuyla, her şeyle çok güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Şimdi size ölçüsünü vereyim. Eni 49 santim. Yükseklikte 32 santim. Baştan malzemelerini sayamadım arkadaşlar. Çünkü bu çantayı ben de bu videoyu başlattığım anda beraber ördük. Hani nasıl bir sap kullanacağım? Çantanın bitiminde kullanmak istedim. O yüzden başında malzemeleri sayamadım arkadaşlar. Şimdi iki tane rafya ip kullandık. İkinci ipimizden şu kadar da arttı. Bir ahşap sap kullandım. 4-8 tane kuş gözü kullandım. 4 tane şu halkalardan kullandım arkadaşlar. Ben bunlara Adana burması adını taktım. Onlara benziyor çünkü. Kuş gözleri düz. Şuradaki halkayı da biraz hareketlendirmek için böyle bir halka kullandım. Siz düz bir halka da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tarttım. Yarım kilo boncuk gidiyor. Evet, malzemelerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar malzemeleri Bay Aynur Kos Instagram sayfasından ya da Bay Aynur Kos web sitesinden temin edebilirsiniz arzu ederseniz. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.